Diğer arkadaşlarım kendi alanlarındaki sorunlardan söz ettiler. Şimdi tıp da insanların sağlıklarını yakından ilgilendiren bir alan. Hem hizmet verenler hem hizmet alanlar açısından ortak bir dil oluşturmak oldukça önemliyken, bir taraftan da tıp terimlerinin daha çok Latinceden ve yabancı dillerden gelmesinden kaynaklanan bir hani jargon, tıp jargonu oluşmasının yarattığı güçlüklerle karşılaşıyoruz günlük pratiğimizde. Bu güçlüğü aşmak için işte bir süredir arkadaşlarla bir çabamız oldu. Ben konuşmamın bir yarısında o çabadan söz edeceğim. Evreni ana dilimizle oluşturduğumuz zihinsel temsilcilerimiz üzerinden anlamaya, yorumlamaya çalışırız. Ve kimliğimiz de dil üzerinden kurulur. Varlığımızı ve sağlığımızı ilgilendiren konular ana dilimiz üzerinden tanımlanmaya, kavramlaştırılmaya ve anlatmaya çalışılır. İnsanoğlu sosyal bir varlık ve sürekli etkileşim içinde. Türkler de çok değişik kültürlerle etkileşe gelmiş tarih boyunca. Onun için çok değişik kültürlerle, değişik dillerle etkileşim içinde olmuşlar ve farklı dillerden sağlıkla ilgili terimleri almışlar şimdiye kadar. İslam'a geçişimizle birlikte 10. yüzyıldan itibaren Farsça, özellikle Arapçadan Türkçe'ye yoğun bir kelime geçişi olmuş. Hatta bu dillerden bazı gramer kuralları da alınmış. Yaklaşık 200 yıl Arapça ile yazılmış eserlerden alınan bilgiler tıp alanında kullanıma gelmiş. Anadolu'nun fethinden sonra beylikler döneminde bu durum biraz değişmiş. 13. yüzyılda tıp dili olarak Türkçe öne çıkmaya başlamış. Aydınoğulları Bey'i Umur Bey'in emriyle Müfredat-ı İbn-i Baytar isimli eserin Arapçadan çevrilmesiyle Türkçe'ye bir yöneliş başlamış. Bu arada Şerafettin Sabuncuoğlu'nun Arapça ve Farsça'dan çevirdiği eserleri de zikretmek gerekiyor. Yine bundan sonraki yıllarda tıp dilinin Türkçeleşmesine emeği geçenler arasında Tabip Şemseddin ve Şanzade Mehmet Ataullah isimli hekimleri de anmak gerekir. 1800'lü yıllara geldiğimizde Avrupa'da yaşanan gelişmeler Batı medeniyetine yöneliş ve Osmanlı'nın gerilemesi gibi nedenlerle dil açısından farklı ihtiyaçları doğurmuş. Arap ve Fars dillerinin yerini giderek Latince, Fransızca ve İngilizce almaya başlamış. Aydınlanma çağıyla birlikte Tanzimat döneminde getirilen yenilikler çerçevesinde Osmanlı'da da bazı dille ilişkin değişiklikler gözlenmeye başlamış. Türkçe tıp kitabı bulunmadığı, yabancı dildeki kitapların tercümesinin zaman alacağı, tıbbı öğrenecek kişinin bunu hakkıyla yapabilmesi için yabancı dil bilmesi gerektiği düşüncesiyle 1827'de açılan Tıphane-i Amire ve 1839'da açılan Mektebi Tıbbiye'de eğitim dili Fransızca olarak seçilmiş. Tepkiyle karşılanan bu uygulama sonunda Türkçe tıp dilinin meydana getirilmesi konusundaki ilk adım Mektebi Tıbbiye Nazırı Cemalettin Efendi'nin 1857'de Mümtaz Sınıf adı verilen bir sınıf oluşturmasıyla atılmış. Daha sonra lağvedilen bu sınıf 1860 yılında Cemiyeti Tıbbiye-i Osmaniye adlı bir kurulun oluşturulmasına temel olmuş. O kurul tıp alanının kavramlarını adlandırmakla Fransızca terimleri Osmanlı Türkçesine çevirmekle görevlendirilmiş. 3 yıllık bir çalışmayla yerli tıp terminolojisinin toplandığı bir lügati tıbbiyeyi hazırlamış. Bu sözlükte terimler Arapça kökenli sözler olarak kalmış. Yeni kavramlar ise Arapça kelime köklerine dayandırılarak Türkçe mantığına ve anlayışına göre yeniden türetilmiş. Sonunda oluşturulan yerli ama Arapça ve Farsça ağırlıklı bir tıp dili Fransızca'nın yerini almış. Daha
sonra bu kurulun çalışmaları, tercüme çalışmalarıyla devam etmiş, kısa sürede birçok kitap yayınlanmış. Yine bu kurulun çabaları sonunda 1866 tarihinde Türkçe eğitim veren Mektebi Tıbbiye Mülkiye açılmış. Bunun başarısı üzerine sonra askeri tıbbiyede de Türkçe eğitime geçilmiş. 1928'de yazı devriminden sonra 1932'de Türk Dil Kurumu'nun kurulmasını izleyerek gerçekleştirilen Türk Dil Kurultaylarıyla dilimizin yabancı sözcüklerden arındırılarak Türkçe karşılıkların bulunması çalışmalarına başlanmış. 26 Eylül 1932'de toplanan 1. Dil Kurultayı'nda alınan kararlar doğrultusunda Lügati İstilah Kolu'nun ürettiği terimler arasında 12 binden fazla tıp terimi bulunmaktaymış. Bu çalışmalar meyvelerini vermeye başlamış, tıp alanında da kullanılmaya başlanmış. Bazı dergilerde Türk dili köşesi oluşturulmaya ve tıpça terimler makalelerde yayınlanmaya başlanmış. 1936 yılında Türk Kodeksinin yeni baskısını hazırlamakla görevli komisyon, kimya terimlerinin Türkçeleştirilmesi gereğiyle karşılaşınca bu sorunu 3. Dil Kurultayı'na getirmişler ve bu kurultayda bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiş. Akil Muhtar Özden'in başkanlığında oluşturulan komisyon çalışmasını 1937'de tamamlamış ve bir lügat oluşturmuş. Türk Tıp Encümeni'nin Nisan-Mayıs 1939 tarihlerinde yapılan 3 toplantısında dil devriminden sonraki çalışmalar sonucunda hekimlik dilinin durumu tartışılmış. 5. Dil Kurultayı'nda da dile getirilmiş bu sorun. Uzmanlık terimleri üzerinde durulmaya başlanmış. 1941 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkçe terimler cep kılavuzu hazırlanmış. 1944-48 yılları arasında Ali Ulvi Elöve ve İbrahim İşçil'in çalışmalarının sonucu Türkçe hekimlik terimleri üzerine bir deneme başlığı altında yayınlamışlar. Özellikle ortaokul ve lise ders kitaplarında yer almaya başladıkça terimler dilimize de aktarılmaya başlanmış. Yani milli eğitimin katkısı büyük bu aşamada. 1940'lara geldiğimizde Profesör Doktor Zeki Zeren'in 1946'da yayınladığı Latince, Türkçe, Osmanlıca Anatomi Sözlüğü ve Türk Anatomi Terimleri adlı eserleri tıp dilinin Türkçeleştirmesi çalışmalarında önemli yer almış. Daha sonra Saim Ali Dilemre'nin tıp terimleri üzerine bir konuşma başlıklı yazısında Türkçe terimler yer almış. Yangı, kansızlık, suvak, akaç, çırpınma, konuşma eğitimi, ak yuvar, al yuvar gibi kelimeler o dönemde türetilenlerden bazıları. Türk Dil Kurumu'nun terim sözcükleri çalışmaları 50'li yıllarda durmuş. 27 Mayıs 1960 devriminden sonra yeniden başlamış. Kurum 1963-83 yılları arasında çok sayıda terim sözlüğü yayınlamış. 1960'lı yıllarda Hacettepe'nin çalışması var. Hacettepe Üniversitesi'nin tıp terimleri Türkçeleştirme Komitesi oluşturmuş ve yayınlar geliştirmiş. 1970'li yıllara geldiğimizde anatomistlerin ve parazit bilimcilerin bazı çabaları var. 1970'li yıllarda yine Türk Dil Kurumu'nun Türk Terimleri Yar Kurulu çalışmaları 1978'de hekimlik terimleri kılavuzu olarak yayınlanmış. Yani 1980'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılı nedeniyle 1981'de Ekrem Kadri Umat tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen Türkçe tıp terimleri toplantısında sağlık dilinin geliştirilmesi için ne gibi yöntemler üzerinde durulacağı tartışılmış. Sonra bu bildiriler bir kitapta toplanmış. 90'lı yıllara geldiğimizde Süreyya Ülker'in çalışmasını görüyoruz. 90 bin terimlik bir tıp terimleri sözlüğü var hocamızın. 2000'li yıllarda TÜBA'nın çalışmaları gündeme geliyor.
2000 yılında Türkçe bilim terimleri sözlüğü çalışmalarını, 2003 yılı sonunda tıp alanındaki akademisyenlerin ve dil uzmanlarının katıldığı bir çalıştayla tıp terimleri sözlüğü çalışmaları başlamış ama sonuçlanamamış, hala yayınlanmamış durumda. Evet, şimdiye dek yayınlanan tıp sözlüklerinin bir dökümünü yapmıştım. Aykut Kazancıgil'in, Utkan Kocatürk'ün, Pars Tuğlacı'nın, Hayri Söze'nin, Profesör Doktor İsmet Dökmeci'nin, Süreyya Ülker'in, Mustafa Güler'in sözlükleriyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu'nun Türkçe Tıp Terimleri Kılavuzu'ndan bu açıdan söz etmek isterim. Evet, asıl bugün sizinle paylaşmak istediğim çalışma bizim yer aldığımız bir çalışma. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cengiz Yakıncı'nın koordinatörlüğünde 2003 yılında Sendrom Dergisi'nin eki olarak yayınlanmaya başlayan tıp terimleri sözlüğü, eczacılık terimleri sözlüğü eklenerek geliştirilmiş. 2006 yılında da Türk Dil Kurumu'nda kurulan Tıp Terimleri Çalışma Grubu Yakıncı'nın başkanlığı altında çalışmalarını sürdürmekte. Hamza hocamız da bize çok büyük katkılar sağladı. Çok sağ olsun hocamız. Kurulumuzda yer almakta. Ama ne yazık ki sözlüğümüzü hala ortaya çıkaramadık. 14-15. Yıla girdik ama sözlük çalışmasının ne kadar zor olduğunu bu sayede öğrendik. Aslında gerçekten çok 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 emek istiyor. Ve sürekli de güncellenmesi gerekiyor. Çalışma grubumuzda yer alan arkadaşları vermek istedim burada. Hamza hocamız Türk dili uzmanı olarak aramızda yer aldı. Diğer hocalarımız tıbbın değişik alanlarında Türk diline gönül veren arkadaşlarımız. Şimdiye kadar ne yaptık? Şimdiye kadar yayınlanmış tıp terimleri sözlüklerini gözden geçirdik. Bu sözlüklerden benimsenmiş ve kabul görmüş Türkçe terimleri aldık. Bunun dışında Türkçenin dil bilgisi kurallarına uyularak canlı köklerden canlı eklerle yüzlerce yeni Türkçe terim türetmeye çalıştık. Terim türetirken de ses uyumuna, anlaşılırlığa ve kullanışlılığa dikkat ettik. Sözlüğün tamamlanmasının uzun zaman alacağı görülünce kullanıma sunulmak üzere bir tıp terimleri karşılıklar kılavuzu hazırlandı. Yaklaşık 2 yılı aşan bir süreç içinde tıp terimleri karşılıklar kılavuzunun da Android uygulaması kullanıma sunuldu. Şu anda herhalde 6. versiyonundayız karşılıklar kılavuzunun. Sürekli güncelleniyor her yıl. Bu Türkçe terimleri yaparken Hamza hocamızın önderliğinde karşılıklar kılavuzunda aşağıda örnekte olduğu gibi terimin Batı dillerindeki karşılığını Türkçe okunuşuyla madde başı olarak verdik. Yanına terimin özgün yazılımını, onun da yanına Türkçe karşılığını yerleştirdik. Mesela retansiyon, retention, birikme gibi. Terimin Türkçe okunuşunda sorun varsa eğer dilde kullanıldığı şekliyle italik olarak yazdık. Yanına terimin özgün yazımını, yanına da Türkçe karşılığını yerleştirdik. Airway, Airway'in şeyini bulamadık. Yani aynen Airway yazılabilirdi ama Airway olarak geçirdik. Havayolu açarı olarak karşılık türettik. Madde başlarının ad ve sıfat olmasını göz önünde bulundurduk. Sıfat olanlar genellikle aşağıda olduğu gibi verildi. Nitelediği at veya atlar ayraç içine alındı. Mesela afiliye, afiliye için bağlaşımlı kurumu parantez içine aldık. Sıfat olanların bir bölümü anorektik veya analjezik örneklerinde olduğu gibi iştah keser, ağrı keser biçiminde bitişik yazıldı. Sit ile kurulmuş terimler bakterisit örneğin bakteri kranda olduğu gibi bitişik yazıldı. Yine aşağıda görüldüğü gibi kısaltmanın açılımı ve açılımın Türkçesi verildi. Alındığı dilden olduğu gibi geçenleri italik olarak yazdık.
Türkçe karşılıklarının kızartılmış hallerinde dik olarak verdik. Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzundaki 2010 yılındaki yazım kurallarına büyük ölçüde uymaya çalıştık. Batı dillerinde ön ekli terimler iç, dış, alt, üst, ön, art, yarı, ana kelimeleriyle karşılandı. Ancak bitişik değil, ayrı yazıldı. Mesela aort, ana damar gibi, ektopik gebelik, dış gebelik gibi. Ancak özellikle bazı kelimelerde bu kılavuzdan farklı yazımlar söz konusu oldu. Örneğin döl yatağı yazım kılavuzunda ayrı yazılmışken biz bitişik olarak yazdık. Çünkü buradaki yatak gerçek anlamında değil, yuva, gelişme, büyüme yeri anlamına gelmekteydi. O nedenle birleştirerek yazdık. Olumsuzluk eki olarak da mamazlığı tercih ettik. Mesela agnozi, tanımamazlık. Afaji, yutamamazlık gibi. Uygun karşılık bulunamayan madde başı terimleri okundukları haliyle bıraktık. Miyeloblastik örneğinde olduğu gibi. Sözlükte ise ilk sütunda aranılan terim, ikinci sütunda alındığı dildeki yazılışını verdik. Üçüncü sütunda kısa bir açıklama yapıp sonuna koyu karakterle karşılıklarını ekledik. Örneğin burada agregantın karşılığı olarak biz karşılık olarak yığıştırıcıyı türettik. Tıp dili alanında bugüne kadar yapılan çalışmaları topladığımızda 100 binin üzerinde terimin önerilmiş olduğunu ancak bu zenginliğin meslek mensuplarının kullanımına yeterince yansımadığını görüyoruz. Yeni türetilen ya da tarama derleme yoluyla dile kazandırılmaya çalışılan kelimelerin ancak bir kısmı tutunabiliyor. Bizim türettiklerimizin de ancak bir kısmı tutunabilecek ne yazık ki. Türkçe karşılıkları kullanma alışkanlığını kazandırmak, sonraki kuşakları dil bilincini aşılamak için öncelikle biz kendi elimizden gelen çabayı göstermek durumundayız. Türkçe'ye gönül verenler olarak öncelikle kendi konuşmalarımızda, derslerimizde, uygulamalarımızda, yazılarımızda Türkçe terimleri kullanmaya özen göstermeliyiz. Ben tekrar teşekkür ederek konuşmamı bitirmek istiyorum.